Bir şey olabilir mi? Şimdi bunun üstüne bir de Anayasanın çok açık yoruma kapalı ifadesi çok açık 101. maddesine karşı tekrar üçüncü kez aday oluyor olamaz. Buyurun. Evet. İki kez üst üste e, Cumhurbaşkanlığı seçimi de e, 2017 Anayasasının hocam 81-82 Anayasasında bir kez seçilebiliyor. Yani Kenan Evren kendisine iki kez seçilme hakkı tanımadı. Yani o maddede değişiklik yapıldı. Değiştirilen maddelerden birisi de odur. Kısacası yani her şeyle değişmiş bir 2017 anayasasıyla karşı karşıyayız. Değerli seyirciler, AKP'de ciddi bir çözülme var. Dün bir tablo yaşandı. Mehmet Şimşek biliyorsunuz ekonomiden sorumlu eski devlet bakanıydı. Mehmet Şimşek AKP'ye davet edildi ve bir görüşme yapıldı kendisiyle. Bir, bir giz perdesinin arkasına saklanmış bir görüşmeydi. Mehmet Şimşek, uluslararası finans çevreleriyle yakın ilişkiler olan Dünya Bankası'nda çalışmış bir hem bürokrat hem de bir dönem siyaset yapmış, AKP'de siyaset yapmış bir uzman. Mehmet Şimşek, kürsü hazırlandığı halde, bakın biraz sonra Ömer Çelik'in kürsüsünü verin arkadaşlar duvar ekranına. Bu görüşmeden sonra açıklama yapacağı beklenerek kürsü hazırlandığı halde arka kapıdan çıkarak gitti ve bugün bir tweet attı. Uluslararası finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete dönmeyi düşünmüyorum. Bu. AKP'deki sözülme müthiş sadece olay bu da değil. AKP geçen seçimlerde, 2018 seçimlerinde AKP'ye aday adaylığı için başvuran yurttaş sayısı, siyasetçi sayısı 8 bin küsur. Bu kez 3 bin. 5 bin kişi azalmış. Yani AKP'den bir kaçış var. Üçüncü bir gelişme Fatih Erbakan'ın yani Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın son anda Cumhur İttifakı'nda bulunmaktan vazgeçmesidir. Fatih Erbakan'ın gördüğü şu AKP batan bir geminin adı. Siyaseten batıyor, çöküyor. AKP'den kendisine gelebilecek belli oylar var. İttifak halinde bu oyların geçir, e, e, yeniden Refah Partisi'ne geçmesi ve orada kalıcılık kazanması, yani konsolde olması zor olabilir. Bir tanesi bu. Diğer de kuşkusuz AKP'deki bazı kadın politikacıların tepkisini de buna eklemek lazım. Ama üç faktör önemli. Mehmet Şimşek, bakın ekonomiyi emanet edecekler. Bizim e, Nebati'yi... E, e, Nebati'yi görevden alacaklar galiba. Onun hazırlığını yapıyorlardı. Uluslararası finans çevrelerine bir güven verme, İsrail'e güven verme, Amerika Birleşik Devletleri'ne güven verme, NATO'ya ve Avrupa'ya güven verme siyaseti izliyor. 12'ye 5 kala yaptığınız manevraların hiçbir kıymet harbiyesi yok oysa ki. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. Mesela Finlandiya'nın NATO üyeliğine son anda evet dediler. E Böylece NATO'nun ve Batı'nın desteğini alacaklar. Başka? Amerika Birleşik Devletleri'ne teminat vermeye çalışıyorlar şu an başkana, Biden yönetimine. Daha önce ağzına geleni söylediler. Rusya'ya, Putin'e yaslanıp Amerika'ya meydan okudular. Ama başka bir gelişme var. Bugün, bugün Rusya basınında çıkan Kılıçdaroğlu haberlerinize, haberlerine dikkatinizi çekmek isterim. Rusya basını, Kılıçdaroğlu'nu yakından izlemeye başladı Rusya. Ve Kılıçdaroğlu'nun dün verdiği demecin Rusya'da hiç olmadık ölçüde. Yani Kılıçdaroğlu'nun daha önce verdiği demeçler ya da yapılan röportajlar o kadar yaygın yer almazdı hocam. Bütün televizyon kanallarında, bütün gazetelerde ve bütün önemli internet portallarında ki e, bizim haberimizde ve şeyde telebir.com.tr'de web sitemizde görebilirsiniz. Geniş yer aldı. Geniş yer alan e, boyutu şu. Bir, Rusya ile ilişkileri başa sarmanın bir anlamı yok. Bozmanın bir anlamı yok. Biz Rusya ile ilişkileri Geliştirerek devam ettireceğiz dediler. Ben dün Skype'la St. Petersburg'da yapılan bir Şangay İşbirliği Örgütü konferansına katıldım. Şangay İşbirliği Örgütü'nün genişletilmesi için, genişletilmesi konularının tartışıldığı, 1X üyelerinin de bulunduğu bir konferans. AKP hükümeti bana yurt dışına çıkış yasağı koyduğu için bir mahkeme eliyle davet edildiğim halde bu konferansa gidemedim. Dün Skype'la katıldık, yani uzaktan bağlanarak katıldık. Orada da e, benzer bir tablo var. Merak ettikleri şey şu. Yani Kılıçdaroğlu'nun ya da muhalefetin seçimleri kazanması halinde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, Türkiye ve e, ne diyelim e, Şangay İşbirliği Örgütü arasındaki ilişkiler nasıl seyredecek? E, Tayyip Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne e, katılması halinde Türkiye'nin e, katılmasını talep ettiği e, durumun Devam edip etmeyeceğini sordular. Ben dedim ki ya böyle bir talep yok Türkiye'den. Hakikaten yok. Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılma talebi yok. Tam tersine NATO'ya Finlandiya'nın girişi onaylandı. Ve NATO'da bir güven tazeleme çalışması için de ayaküstü verilmiş bir demeç. Ayaküstü verilmiş bir demeçin kıymeti yok. Yani evet Şangay İşbirliği Örgütü'nü biz gözlemci olarak katılalım dedi e, Tayyip Erdoğan ama bu konuda somut bir adım atmadı. Yani bütün dünyanın beklediği bir tablo var. Herkes AKP'nin arkasından çekilmeye başladı. Mehmet Şimşek olayı budur ekonomiyi Mehmet Şimşek'e emanet ederek Batılı finans merkezlerinin Londra bankerlerini yeniden güvenli kazanmaya çalışıyorlar. Ya gönderdikleri paraları yağmalamışsınız, gömmüşsünüz. Kayıp zaten bunların bir bölümü. Ben AKP'deki büyük çözülmenin işaretlerinin bu üç olayda çok daha somut olduğunu düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet, çok haklısınız. Çözülme çok açık. Onun bir nedeni de galiba Kılıçdaroğlu'nun gayet tutarlı bir biçimde, ee, parlamenter demokrasiye dönüş programını vura vura, e, üstüne vura vura açıklaması. Bir de tabii e, dün de üzerinde durduk. Aslında 6 Şubat'tan beri üzerinde duruyoruz. Bu deprem felaketi sonrasında tek kişi yönetiminin ne kadar yanlış bir yönetim olduğunun olaylarla kanıtlanması. Karar alınamıyor. Karar alınamıyor. Yani ne derlerse desinler. Milletvekili diyor ki ben gittim. Ben gittim. Akrabalarım var milletvekili bunu söyleyen, Ben söylemiyorum. Akrabalarım vardı. Gittim, binç buldum.